Hayırlı günler. Ben Veysel Usta. Bugün sizlere kıymalı saray böreği yapacağız. Öncelikle malzemelerimizi sayıyorum. Orta yağlı kıyma, tuz, karabiber, tereyağı, soğan, kuş üzümü, yumurta, süt, sıvı yağ ve soda. Bir de yufka. Şimdi kıymalı saray böreğimizin yapımına geçiyoruz. Önce tenceremize sıvı yağımızı koyuyoruz. Doğradığımız soğanlarımızı tenceremize koyuyoruz. Soğanları bir iki çevirdikten sonra kıymamızı da içine atıp kavurmaya devam ediyoruz. Kıymamızın suyunu salıp çekene kadar kavuruyoruz. Kıymamızın tuzunu atıyoruz, yeteri kadar. Karabiberimizi katıyoruz. 2 tatlı kaşığı yeterlidir. Kavurmaya devam ediyoruz. Kıymamızın kavrulması devam ederken biz yufkanın ve içine koyacağımız malzemelerin hazırlığına geçiyoruz. Yufkamızın ara katlarına süreceğimiz sosun hazırlığı. Sodamızı koyuyoruz. Bir bardak sütümüzü koyuyoruz. Çok az kalan sıvı yağımızı da koyuyoruz. İçine yumurtasını da kırıyoruz. Ve güzelce çırpıyoruz. Şu anda kıymamız suyunu saldı. Ve kavurmaya devam ediyoruz. Güzel suyunu çektirdikten sonra kıymamızın kavrulduğuna kanaat getirdikten sonra ateşten indiriyoruz. Şimdi kıymamızın içine kuş üzümlerimizi atıyoruz. Şu anda kıymamız kavruldu. Altını kapatıyoruz. 5-10 dakika dinlendirdikten sonra yufkayla buluşturup fırına gönderiyoruz. Şimdi ise dinlenmiş kıymamızla birlikte yufkalarımızı hazırlayıp içine sosunu bırakıp sarmaya geçiyoruz. Thank you.
rulo şeklinde yapmış olduğumuz böreğimizi daha önce yağladığımız fırın tepsilerine bırakıyoruz ve fırına yolluyoruz. Üzeri için tereyağımızı hafif yakmadan eritiyoruz. Erimiş olan tereyağımızı üzerlerine gezdiriyoruz. Hem çıtır çıtır olması için hem de ayrı bir lezzet vermesi için üzerine yumurta sarısını sürüyoruz. Nar gibi kızarması için sürüyoruz. Derece ısıtılmış fırında 20-25 dakikada böreklerimiz pişiyor. Böreğimizi fırına verdik. O pişerken çorbamızın yapımına geçiyoruz. Şimdi sizlere kış aylarında tüketebileceğiniz sağlıklı, lezzetli bir çorba yapacağız. Yalancı işkembe çorbası. Yalancı işkembe çorbasının malzemelerini sayalım. Un, yoğurt, sarımsak, toz biber, sirke, tereyağı ve et suyu. Yalancı işkembe adını almasının sebebi içinde bildiğimiz işkembenin olmamasından kaynaklanıyor. Kıymalı saray böreğimiz pişerken şimdi yalancı işkembe çorbamızın yapımına geçiyoruz. Önceden hazırladığımız et suyumuzu tenceremize boşaltıyoruz. Yoğurdumuzu koyuyoruz. Kesilmemesi için
çırpıyoruz. Unumuzu soğuk kış aylarında çok lezzetli ve sıcacık tutacak bir çorba. Çırpmaya devam ediyoruz kesilmemesi için. Çiğ un kokusunun gitmesi için, kesilmemesi için devamlı karıştırıyoruz. Çorbamız kaynamaya başladı. Şimdi diğer malzemelerini ilave ediyoruz. Dövülmüş sarımsak. Tuzunu ilave ediyoruz. Bir kaşık tuz yeterlidir. Daha sonra iki kaşık kadar sirkemizi, üzüm sirkemizi de koyuyoruz. Çorbamızın üzerine kavrulmuş olan tereyağı, az toz biber atıyoruz. Sayın seyirciler, muhteşem kıymalı saray böreğimiz yemeğe hazırdır. Afiyet olsun. Aylarında içinizi ısıtacak muhteşem yalancı işkembe çorbamız sunuma hazırdır. Afiyet olsun.
ayva tatlısı yapacağız. Ben Tahir Usta. Şöyle malzemelerimizi sayalım. Cevizimiz var, şeker var, ayvamız var. Bir de şerbetimiz var. Şerbetimizi birebir yapıyoruz. Yani 1 kilo suya 1 kilo şeker koyuyoruz. 250 gram cevizimiz var. 1 kiloya yakın da ayvamız var. Malzemeler bunlardan ibaret. Ayva tatlımızı yapmaya başlayabiliriz. Ayvalarımız da tabii ki yöremizin ayvalarıdır. Kendi bahçemizin tamamen organik ayvalarımız. Şu şekilde içine alıyoruz çekirdeğini ayvalarımızın. Bunları çocukluğumuzda babaannelerimiz, nenelerimiz yapardı bize. Bunların çekirdeklerini aldıktan sonra şerbetimizin içerisinde biraz yumuşamaya bırakacağız. Sonra cevizlerimizi şekerle birlikte karışıp içine dolduracağız. Ayvalarımızın içine alalım. Güzelce hani. Bizim bu yörede bunun yemeğini de yaparlar. Kuzu eti doldururlar içerisine. Kapadokya bölgesi konum olaraktan çok göç vermiş, çok insanlar gelmiş, çok kavimler yaşamış burada. Onun için ister istemez yemekler de bundan etkilenmiş. Bu şekilde içinde hiç çekirdek kalmıyor. Çekirdek kalırsa acıtır. Şerbetin tadını etkiler, acır. Şimdi oyduğumuz ayvalarımızı şerbetimizin içerisine atıyoruz. Kapaklarını da atıyoruz. Şimdi içini hazırlamaya geçelim. Şöyle sarı bir havanımız. Cevizler de tamamen gene organik. Bahçemizin, otelimizin bahçesinin bunlar. Şekeri de cevizle karıştırıyoruz. Şekerin yerine pekmez de olabilir. İllaki şeker diye değil. Tamamen organik olsun isterseniz pekmezle de olabilir yani. Ayvalarımız yumuşuyor bir yandan, böyle kaynıyor. Az daha yumuşadıktan sonra içerisini doldurup fırına vereceğiz. Evet, ayvalarımız yumuşadı. Tepsimize çıkartalım artık. İçini doldurup fırına vereceğiz. Şimdi dövmüş olduğumuz cevizimizi, şekerle karıştırdığımız cevizimizi içine dolduralım ayvamızın.
Şimdi kapaklarını kapatıyoruz. Bu kaynayan şerbetimizi de tepsimizin dibine veriyoruz. Fırınlamak üzere ayvamızı fırına gönderiyoruz efendim. Üzerine alüminyum folyomuzu kapatıyoruz. Fırına gönderiyoruz. Evet, fırınımıza sürdük ayvamızı. Ayvamız yarım saatte 180 derece sıcaklıkta pişmeye bıraktık. Evet, ayvamız da çıktı. Çok güzel. Buharı üzerinde daha. Afiyet olsun.